teşekkürler geldiniz, aydınlattınız. Konunu alanınızla ilgili, milli eğitimle ilgili. Yani birkaç zaman önce internet üzerinde öğretmenlere yönelik bir yayını inceliyordum. Kaynaklarına baktım. Milli eğitimin bir yayını. Kaynakçısına, referanslarına. Bütün kaynaklar, referanslar hep batılı kaynaklar. Yani bizim şeyimiz, konuyu şeye getireceğim ben soruyu. Hükümet sistemleriyle eğitimin milli olup olmaması arasında bir ilişki var mı? Olmaz. Çünkü Türkiye'deki müfredat, yani milli bu ders kitaplarında bahsedilen Keringyalıları okuyoruz da TOEIC'u bilmiyoruz. Misal, Aristoteles'in 2400. yılını kutluyoruz ama Bilge TOEIC'un 1370. yılından haberimiz yok hiçbir şekilde. İkinci olarak, 1909'u çok önemli, evet yani burada bir miladı 1909 olarak tespit ettiniz. Yani böyle işte bir kilometre var yok, her şey oldu bitti. Yani biz parlamenter sistem dediğimiz, biz bunu öğrendik şu an siz bahsettiğiniz Türkiye'de. Biz evet. İşte kuvvetler, ben siyasal bilimler okumuş bir insanım. Yani ben onu bilmezdim. Erdoğan Teziç 1975 yılında benim hocamdı. Hep bize kuvvetler ayrılığını anlatırdı. Mümtaz Soysal'ın kitabını okumuştuk. Hep onları okuduk. Siz başka bir şey söylediniz. Yargı dediniz. Yani evet. Bugün zaten sistem onunla başlamadı mı? Yargı, kalemi kırmızı gitti, astı. Biz şimdi diyoruz ki başkan olursa şeye kayar mı, şuna kayar mı? Dünyada böyle bir parlamenter sistem uygulaması var mı? Yani jüristokrasi denilen olay. Biz bunu yaşamışız demek ki. Biz neyi tartışıyoruz şimdi ya, başkan olursa yetkisi kayar mı? Siz Abdülhamit Çay'la mı gitti yani, sandıkla mı gitti? Ha burada bir kilometre mesafede darbeyle gitti. Başkanlık sistemi konusunda şunu şey diyeceğim, bir de soracağım size. BM5 diyoruz. 5'inin de sistemleri, başkanlık sisteminin varyantları. Hepsi. Bugün İngiltere parlamenter sistem değildir, monarşidir. Yani köküne kadar monarşidir. Bütün kurumları var zaten. Biz başkanlık konuştuğumuz zaman Kraliyet Akademisi var mı bizde? Bak, başında monarşi var. Oradan gelen bir akıl var yani. İşte bizim bu üst akıl dediğimiz, Rusya'da da var bu Bilimler Akademisi. Bizde nerede? Yok böyle bir şey. Yani bunu ben çok ilişkilendiriyorum. Yani bizim yönümüzü, pusulamızı kaybetmemiz, binlerce yıllık kadim geleneği bir şey sistemi olan, yani tepedeki bir kişi olan hükümdeye getirilmiş başkanlık. Yani bu Güney Kore aldı başına gitti 1960 yılında, girdi başkanlık sistemine. Biz parlamenter sistem içerisinde plan mı tartıştık. Çok teşekkür ederim. Peki.